Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin münevver, mutahhar, ruhu şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ahir ve akıbetleri hayrola. Allahümme salli. Peygamberan-ı İzam, âl-i ezvac-ı tahirat, evlad-ı Resul, ashab-ı güzin efendilerimizin ve müezzinlerin piri, Bilal-i Habeşi Hazretlerinin ruhu şerifler için, sair evliya-i izam ve silsile-i saadat efendilerimizin aziz ruhları için, hasreten Yıldırım Bayezid Han zaman evliyalarından, Kutbül Arifin, Gavsul Vasilin, Şeyh Hamid Veli Hazretlerinin ruhu şerifler için, asrımızın mutasavvıflarından, Gönüller Sultanı, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin ruhu şerifler için, hazır bulunan cemaatimizin ahirete göçmüş yakınlarının ruhu için, alel husus camimizin banisinin ve ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti için, kâf ve ehli iman ve ehli İslam ervahı için, Allah rızası için. El-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du feya ibadallah, usikum bitakvallahi ve ta'atih. İnnallâhe ma'allezîne attakav vellezîne hum muhsinûn. E'ûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum la tufsidû fil erzi qâlu innemâ nahnu muslihûn. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من غشنا فليس منا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم مؤمنler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ilk vahiy geldiğinde o yüce emanetin sorumluluğu karşısında endişelenmişti. Hemen evine dönerek başından geçenleri Hazreti Hatice annemize anlatmıştı. Bunun üzerine annemiz şöyle demişti: korkma, endişelenme, Allah seni asla mahcup etmez. Çünkü sen akrabalarınla ilgilenirsin, yetim ve kimsesizleri gözetirsin, fakir ve ihtiyaç sahibinin yardımına koşarsın, misafire ikramda bulunur, komşuna iyi davranırsın, mazluma ve mağdura kol kanat gerersin, hakkı savunur, doğrunun yanında yer alırsın. Aziz müminler, aslında Hazreti Hatice validemiz bu ifadeleriyle hayatında bu erdem ve faziletlere sahip olanları Allah'ın mahcup etmeyeceğini müjdeliyordu. Nitekim tarih boyunca bu değerleri ayakta tutanları Rabbimiz mahcup, mağdur ve mahrum etmemiştir. Tıpkı 15 Temmuz'da milletimizi mahcup etmediği gibi. Zira Yüce Allah zalime karşı mazlumun yanında duranları mahcup etmez. Zira Yüce Allah fakire, yoksula, ihtiyaç sahibine el uzatanları mağdur etmez. Zira Yüce Allah garibe, yetime, kimsesize gönlünü açanları mahrum bırakmaz. Bu millet ırk, dil, din, coğrafya ayrımı gözetmeksizin kendisine sığınanlara her daim gönül kapılarını açmış, onlara sığınak olmuştur. Bu millet yetimi, garibi, kimsesizi gözetmiştir. Ve bu millet zalime karşı mazlumun yanında durmuştur. Ve bu millet her şart ve durumda hakkı savunmuş, medeniyetler kurmuş, dünyanın dört bir yanına medeniyetler taşımıştır. Bizler inanıyoruz ki Yüce Rabbimiz milletimizi mahzun etmeyecektir. Zira bu millet geçmişten günümüze imanını, vatanını, istikbal ve istiklalini en aziz varlığı bilmiştir. Bu değerlerine namahrem elin değmesine izin vermemiş, toprağını, haysiyetini, izzet ve şerefini çiğnetmemiştir. İradesini, aklını ve ruhunu başkalarına teslim etmemiştir. Cenab-ı Hak hutbemizin başında okuduğumuz ayeti kerimede şöyle buyuruyor: onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın denildiğinde biz ıslah edicileriz derler. İyi biliniz ki onlar bozguncu ve ifsad edicilerin ta kendileridir. Fakat onlar ne yaptıklarının farkında değillerdir. Değerli müminler, ayeti kerimede de buyurulduğu gibi tarih boyunca yeryüzünde en büyük bozgunculuk ıslah adı altında yapılmıştır. En büyük bozgunculuk din kisvesine bürünerek millete kötülük yapmaktır. En büyük bozgunculuk dinin aziz değerlerini istismar ederek insanları aldatmaktır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbemizin başında okuduğumuz hadisi şeriflerinde bizi aldatan bizden değildir buyurmuşlardır. Milletimizin 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu şüphesiz nesiller boyu şükran ve minnetle anılacaktır. Milletin varlığına kasedenler ise elbette hüsrana uğrayacaklardır. Ancak başımızdan geçen bu büyük badireden elbette millet olarak çıkaracağımız dersler olmalıdır. Bu aziz millete bu kötülüğü reva görenleri asla unutmamalıyız. Yüce dinimizi sahih kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenmeliyiz. Kalbimizi, gönlümüzü, ruhumuzu, aklımızı, fikrimizi, irademizi başkalarına teslim etmemeliyiz. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul ve köle olmaya davet edenlere zerre kadar itibar etmemeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi korumalıyız. Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu
kendi hukukumuz saymalıyız. Farklılıklarımızı ayrılık gayrılık nedeni değil, zenginlik ve rahmet vesilesi görmeliyiz. Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmalıyız. Yarınlarımızın bugünlerimizden çok daha güzel olacağına dair inancımızı sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki bizi diri tutan inancımız ve ümidimizdir. O halde değerli müminler, gelin hep birlikte Rabbimize şöyle yalvaralım. Ya Rabbi, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma. Ya Rabbi, bize rahmetinle muamele eyle. Her türlü inkarcı ve münafığa karşı bize yardım et. Bizleri onlar karşısında küçük düşürme. Ya Rabbi, bozguncu ve fesatçılara karşı bizi her daim muzaffer eyle. Bizleri her türlü fitne ve fesattan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan muhafaza eyle. Bizlere basiret ve feraset ihsan eyle. Ya Rabbi, asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup eyleme. Amin. Ela inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullahil malikil majid al-azizil allam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kalam wa idha quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li safiyyih. Fekale azze ve celle min qailin muhbiran ve amira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy. Ya eyyühellezîne âmenu sallû aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. اللهم ورضا عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرات المبشرات والبيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي يا ربي إلهي يا رب العالمين. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yurdumuzu ve milletimizi her türlü kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette huzur, bolluk, bereket ve iman nasip eyle. Gönüllerimize ferahlık, mekanlarımıza genişlik ver. Rızkımızı helalinden nasip eyle. Evlad-ı yalimizi millet ve memleket hakkında hayırlı işler yapmaya muvaffak kıl. İnananları daima koru. Kötülere yoldaş eyleme. Allah'a dost olanlara dost eyle. Görünür görünmez her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza ile. Çaresiz hastalara, gariplere ve yetimlere yardımını esirgeme. Hakkımıza hayırlı olanı nasip eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Amin. Okuyacağımız ayeti kerimede mealen şöyle buyuruluyor. Muhakkak ki Allah adaleti, İyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagyi. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.